Merhaba, ben Aydan Şener. Bundan sonraki masal sırası bende. Şimdiden iyi seyirler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken yeni evli bir çift varmış. Bu tatlı çiftin henüz çocukları yokmuş ama bir çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Günlerden bir gün dilekleri gerçek olmuş ve kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Karı koca çok ama çok sevinmişler. Günler günleri kovalamış. Bir gün kadın pencereden komşu evin bahçesindeki güzel mi güzel çiçekleri, sebzeleri seyrederken gözleri özel bir tür pırasaya takılmış. Pırasalar o kadar güzel görünüyormuş ki kadının canı çok çekmiş. O anda sanki büyülenmiş ve o pırasalardan başka hiçbir şey düşünemez olmuş. Ya bu pırasalardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Sonra da yemeden içmeden kesilmiş. Komşularından isteyemiyorlarmış çünkü komşuları bir cadıymış. Herkes korkarmış bu cadıdan. Kadın zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş ki cesaret gösterip yandaki bahçenin duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve pırasalardan bir yemeklik toplamış. Kadın kocasının getirdiği pırasaları afiyetle pişirip yemiş. Ama bu kadar pırasa ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış, onu bekliyormuş. Bahçeme girip benim pırasalarımı çalmaya nasıl cesaret edersin sen diye bağırmış. Bunun hesabını senden soracağım. Kadının kocası yalvarmaya başlamış. Karısının pırasaları çok canını çektiğini söylemiş. Hem doktor da bebeğin gelişimi içinde çok yararlı bir besin olduğunu söyledi. Ama hiçbir yerde bulamadık demiş. Cadı o zaman, tamam alabilirsin ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz demiş. Kadının kocası korkudan bu şartı kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Hemen o gün cadı gelip bebeği almış, bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü bebeğin annesinin yediği pırasa türünün adı Rapunzel'miş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 18 yaşına gelince çok güzel bir genç kız olmuş. Cadı Rapunzel'i bir ormanın içinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir pencere varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını, annen geldi" diye seslenirmiş. Rapunzel de uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır, cadı da saçlarına tutunup tırmanırmış. Bir gün bir kralın oğlu avlanmak için ormana girmiş. Daha çok uzaktayken birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ve o anda şarkıyı söyleyen Rapunzel'in sesine aşık olmuş. Sesi izleyerek kuleye varmış. Etrafına bakınmış ama kuleye çıkılacak bir merdiven görememiş. Tam o sırada cadı Rapunzel'in saçlarına tutunarak aşağıya inmeye başlamış. Bunu gören prens saklanıp cadıyı izlemiş. Ertesi gün tekrar gelmiş ve cadının kuleye nasıl çıktığını öğrenmiş. Prens bir gün bütün cesaretini toplayıp kuleye gelmiş ve sesini cadının sesine benzeterek Rapunzel'e seslenmiş. "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını" demiş. Sonra da Rapunzel'in uzattığı saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Prensle önce sesine aşık olduğu Rapunzel'i karşısında görünce büyülenmiş. Rapunzel'e olan aşkını ilan etmiş. Aynı şekilde Rapunzel de prense ilk görüşte aşık olmuş. Prens her gün Rapunzel'i ziyarete gelmeye devam etmiş. Gel zaman, git zaman prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Fakat onun o kuleden kaçması mümkün değilmiş.
Rapunzel'in aklına bir fikir gelmiş. Prens gelirken her geldiğinde bir ipek çilesi getirirse Rapunzel bunları ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş. Her şey yolunda gitmiş. Fakat Rapunzel bir gün cadıya, "Anne, prens senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma," deyince her şey ortaya çıkmış. Cadı, "Sen beni nasıl kandırdın? Ben seni her türlü kötülüklerden korumaya çalışıyorum," demiş ve Rapunzel'in saçlarını kesmiş. Ardından onu çok uzak bir ormandaki çöle göndermiş. Cadı kulede kalıp prensi beklemiş. Prens gelmiş, kulenin aşağısından Rapunzel'e seslenince cadı Rapunzel'den kestiği saçları aşağıya uzatmış. Prens yukarı tırmandığında cadıyla karşılaşmış ve panikle aşağıya geri atlamış. Prens ölmemiş fakat yerdeki dikenler gözlerine batmış ve bu yüzden gözleri görmemeye başlamış. Yıllarca ormanda gözleri görmeden Rapunzel'i arayarak dolaşıp durmuş. Bir gün tesadüfen Rapunzel'in yaşadığı köye varmış. Uzaklardan güzel bir ses gelmiş kulağına ve hemen tanımış o sesi. "Rapunzel," diye seslenmiş. Rapunzel prensi karşısında görünce iki damla mutluluk gözyaşı dökmüş ve o gözyaşı prensin gözlerine akmış. Bir mucize olmuş. Akan gözyaşları ile prensin gözleri açılmış ve gözleri yeniden görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesinde yaşamaya gitmişler. Mutlulukları ömür boyu sürmüş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.